O kadar geniş ki makine mühendisi dediğinizde makine mühendisi her iş yapar. Ben mezun olduktan sonra önce askere gittim. Askere gittiğimde bir şanzıman atölyesini devreye aldım. Yani askerde de mühendislik yaptım. Bu tamamen sizin ne yapmak istediğiniz konusunda ne kadar niyetli olduğumuza göre değişiyor. O atölyeyi, şanzıman atölyesini devreye aldığım için daha sonra askerlik sonrasında bir ana sanayide görev yapmaya başladım. Mühendislik bölümünde, yatırımlar bölümünde. Dolayısıyla orada da ana sanayi bakış açısıyla karşılaştık. Üretim alanında çalıştım. Mühendislikte çalışıyor olmama rağmen yeni yatırımlardan sorumlu olduğum için yurt dışından getirilen veya yurt içinden tedarik edilen üretim ekipmanlarının devreye alınmasından da yatırım mühendisleri sorumluydu. Proses bazında sorumluluğum vardı. Dolayısıyla o ekipmanların devreye alınması, istatistiksel olarak doğru çalıştığının tespit edilmesi, kalite onaylarının alınması gibi birçok yerde görev aldım. Dolayısıyla yani makine mühendisliğini sadece dediğim gibi mühendislik veya makine bölümü diye görmemek gerekiyor. Çok geniş alanda çalışma imkanı var. Tabii bu yani hangi alanlara yöneleceğinize bağlı olarak da değişiyor. Bu işin termodinamiği var, akışkanlar mekaniği var, mekanik tarafı var ki ben akışkanlar mekaniğinde çok kötüydüm. Asla o tarafa hiç yönelmedim. Dolayısıyla ilgi sahanızı sizin belirleyip o ilgi sahanız içinde hareket etmeye çalışmanız en doğrusu. Çok kolay mı? Değil. Birçok üniversite mezunu maalesef kendi eğitim aldığı dalda bile çalışmayabiliyor. İş olanağı olmadığı takdirde başka alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. Ama mesleğinizle ilgili bir iş alanında çalışma imkanı varsa ilgi alanlarınızı belirleyerek o yöne doğru hareket etmeyi tavsiye ediyorum. Makine mühendisliği içinde de çok alan var. Otomotiv mühendisliği de bunun içine giriyor. Ama ben bir otomotiv mühendisliği eğitimi almadım. Tamamen kişisel ilgimle bu noktaya geldiğimi düşünüyorum.